Herkese merhabalar, Papatya Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yapması oldukça kolay ve çok pratik olan fırında tavuklu lahana sarması tarifiyle geldim sizlere. Ben hemen yapılışına geçiyorum. Önce bir adet büyük lahanamın orta sert kısmını kesiyorum ve çıkarıyorum. Sonra kesmiş olduğumuz kısım alta gelecek şekilde derin bir tencereme alıyorum ve üzerine bol kaynar su döküyorum. Ve kapağını kapatıp kontrollü bir şekilde haşlamaya bırakıyorum. Haşlanmış olan lahana yapraklarımı mutlaka hemen soğuk suya alıyorum ve sonra süzgeçime koyuyorum. Evet, yapraklarımız haşlandı. Aynen bu şekilde çok fazla haşlamadan orta şekilde bitti. Ve hemen iç harcımız için bir su bardağı önceden ıslatmış olduğum pirincimi üzerine bir adet küçük küçük doğranmış tavuk göğsü, bir adet havuç, bir tane soğan, bol maydanoz, bir yemek kaşığı domates salçası, kırmızı toz biber, pul biber, karabiber, bir yemek kaşığı vegeta veya tuz bulyonu, 2 yemek kaşığı zeytinyağı ve harcımızı kıvamı gelene kadar güzelce elimle karıştırıyorum. Evet, iç harcımız hazır. Hemen yapraklarımı tahtama alıyorum ve kalın sert kısımlarını dilerseniz bıçak ile kesebilirsiniz. Ve birer yemek kaşığı harcımızdan içine koyuyoruz ve sarmalarımızı bu şekilde sarıyoruz ve fırın tepsimize alıyoruz. Evet, sert olan kısımlarını bu şekilde sizler de alabilirsiniz. Sararken daha kolay olsun diye ve yine hepsini bu şekilde sarıyoruz ve hazırlıyoruz. Evet, yapraklarımız hazır. Bir adet ince ince dilimlemiş olduğum havuçlarımı ortalarına dizdikten sonra sosumuzu hazırlıyorum. Sosumuz için yarım yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı biber salçası, bir yemek kaşığı tereyağı, yine üzerine pul biber, karabiber ve tuzumu ekliyorum ve mutlaka güzelce kavurduktan sonra kaynar su ekliyorum. Sosumuzu mutlaka bol hazırlıyoruz. Ve birkaç dakika kaynattıktan sonra üzerine çıkana kadar döküyoruz. Eğer sosunuz fazla gelirse fırında yemeğinizi ara sıra kontrol ederek eğer suyunu tamamen çektiyse kenarından tekrar ekleyebilirsiniz. Ve bir adet fırın kağıdımı güzelce ıslatıyorum ve üzerine kapatıyorum. Ve önceden ısıtılmış 170-180 derece fırına pişmeye veriyoruz ve mutlaka kontrol ediyoruz fırınlarımızı. Evet, son 10 dakikasını fırın kağıdımı üzerinden aldım ve gördüğünüz gibi çok güzel oldu yemeğimiz. Ben yemeğimiz pişerken yanına patates püresi hazırlamıştım. Sizler de tabii ki dilediğiniz şekilde sunum yapabilirsiniz. İster salata, ister yoğurt yanına ekleyebilirsiniz. Ama bu şekilde de gerçekten çok lezzetli ve doyurucu oldu. Hemen sizlere içinin kıvamını da göstermek istiyorum.
Eğer beni Facebook ve Instagram'dan da takip ederseniz çok memnun olurum. Gördüğünüz gibi içi de çok güzel oldu. İnanılmaz lezzetli oldu. Hiç etrafta kokular olmadan bu şekilde sizler de hazırlayabilirsiniz. Deneyecek olan bütün arkadaşlara afiyet olsun diyorum ve başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.